Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere yine bir bayan yeleği örneğini anlatmak istiyorum. Ben böyle bir her zamanki gibi bir parça başladım sizler için. Sizler tabii kendi bedeninize göre büyüklüğünü ayarlayacaksınız. Bu şu an 50 ilmek sevgili izleyicilerim. 50 ilmek ama tabii daha böyle 3 örnek daha fazla yaptığınız zaman mesela bir ön için 77 hep yani 9 bir örneğimiz 9 ilmek. Mesela şuradan 3 tane aroşa yapıyoruz. 6 tane düz 9 ilmek buraya kadar. Tekrar buraya kadar 9. Böyle hep 9 ilmek koyarak üstüne ilmekleri siz arttıracaksınız. Kendinize yelek, hırka vesaire şeyler yaparken arttıracaksınız. Şimdi ben yine sizlerle beraber modelimin başlamak istiyorum. Şimdi ben izleyicilerim böyle iki örnek sizlere göstereceğim. İki tane örnek. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi şöyle hemen ilmeğimi attım. Örneğini hemen başlamak istiyorum. Tabii ki sizler önce lastiğini yapacaksınız. Sonra örneğe başlayacaksınız. Ben şimdi lastiği daha önceki videolarımda anlattığım için sadece bugün sizlere örneğini anlatmak istiyorum. Şöyle hemen buradan bir tane dikiş payı olarak bir ilmeğimi alıyorum. 3 tane ters örüyorum. Sonra 3 tane ters ördükten sonra bir doluyorum. 2 tane böyle ilmeğimi önce bir topluyorum. Doladıktan sonra şimdi bir ördüm. 2 tekrar topluyorum. 2 3 4 5 bir de doluyorum. 6 ilmeğim oldu. 1 2 3 tane aroşa yani ters örgü yapıyorum. Sonra tekrar doladım. Böyle 2 tanesini topluyorum önce. 1 2 şu doladığımızı da sayıyoruz. 1 2 3 4 şöyle topluyorum. 5 bir de doladım. 6 tane yine 3 tane aroşa örüyorum. Sonra düz ilmeğimle kenarıma çıkmış oluyorum. Arka yüzeyi modelimizin tersleri ters. Böyle şimdi 3 tane şöyle yapıyorum sevgili izleyicim. Bakın bu modelde de gösteriyorum. 3 tane ters olan yerleri arka yüzeyden düz örüyorum. Böyle örgünün arka yüzeyi tam iyi anlaşılsın diye. Şimdi hemen böyle 3 tane önden ters ördüğümü arka yüzeyden düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi hepsini ters örüyorum. 6 tane. 3 4 5 6 tekrar 3 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 tane arka yüzeydeyiz. Şimdi 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi yine ön yüzeye geldim. Tekrar 1 2 3 tane aroşa yapıyorum önce. Sonra bir ilmeğimi ördüm. Sonra doluyorum tekrar. İkisini topladım. Şimdi bu yana geldiğim zaman yine ikisini topluyorum. Doluyorum. Düz örüyorum. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim yine oluyor. Tekrar 3 tane ters.
Ördüm. İlk sırada doladığımı düz örüyorum. Tekrar doluyorum. İkisini bir topluyorum. Bu yüzeye geldiğimde de yine aynı topluyorum. Topladıktan sonra hemen doladım. Doladığım ilmeği ördüm. İlk sıradakini tekrar ar aşağı düz. Böyle sıramın sonuna çıkmış oldum. Arka yüzeyi aynı. Bakın zaten belli olmaya başladı. Ön yüzeyde aroşe yaptıklarımı arka yüzeyden düz örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 6 tane ters. Örneğimiz 9 ilmekten oluşan bir yelek örneği. 1, 2, 3 tane düz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapıyorum. Tekrar 3 ters. Böyle sıramın sonuna çıkıyorum. Şimdi yine ön yüzeyindeyim. Bu kenardaki 3 tane aroşamız hep aynı izleyicilerim. O değişmiyor. Başlarken modelimize 3 tane aroşa yaptım. Şimdi bir doladım. Hemen böyle ikisini bir alıyorum. Sonra bir ördüm. 2 ördüm. 3 ile 4'ü topluyorum. Zaten belli oluyor. Biraz örgümüz ilerlediği zaman nerede arttırılıp nerede toplanacağı belli oluyor. Şimdi 3 tane aroşamı ördüm. Bir doladım. İkisini bir aldım. 1 2 Yine bakın şu aroşalara geldim. Burada ikisini topluyorum. Tekrar doladım. 1 2 3 tane ördüm. Böyle sıramın sonuna çıktım. Bakın böyle biraz örneğim belli olmaya başladı. Tabi modelimde daha net belli. Çünkü açık renk olduğu için. Yine sizler için kolay bir yelek örneği seçtim. Umarım beğenirsiniz siz sevgili izleyicilerim. Şimdi örgümün yine ön yüzeyindeyim. Hep başlarken bir tane böyle dikiş payı bırakıyoruz. 1, 2, 3 tane aroşa yaptık. Şimdi hemen dolamıyoruz bakın. Önce örüyorum, ilk sırada doladım, sonra doluyorum. İkisini böyle bir alıyorum. Yanındaki iki ilmeği de bir alıyorum. Sonra doladım, ördüm. Sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 ilmeğimiz var. Bu 6 ilmeğimizi hiç kaybetmiyoruz sevgili izleyicilerim. Şimdi yanında 1, 2, 3 tane hemen aroşa yaptım. Tekrar ördüm. Doladım bakın. Sonra böyle ikisini bir topladım. Yine yanında hiç arada örmeden bakın bir iki ilmeğimi böyle hemen topluyorum. Topladıktan sonra doladım. Hemen bir tane düzümü örüyorum. Yine bir iki üç
haroşayı yaptım. Son ilmeğime geldim. Bakın şöyle. Biraz belli olmaya başladı. Bir izleyicim yazmış, boyunda örmeyi hiç bilmiyorum diye. Nasıl örülür falan diye. Aslında çok kolay izleyicilerim. Hemen şu ipi böyle sol tarafınızdan sağ elinize alıyorsunuz. Çok basit. İşte böyle boyundan geçirmiş oluyorum. Çok kolay boyunda örgü. Daha rahat oluyor. Ben elde de örüyorum ama boyunda daha çabuk örüldüğü için boyunda yapıyorum. Şimdi arka yüzeyini geçiyorum yine. Örneğimiz zaten iki sıradan oluşan bir örnek. Her iki sırada bir örneğimiz bitiyor. Tekrar örnek açıyoruz. Her iki sırada bir örneğimiz bitiyor. Dediğim gibi güzel ve kolay bir yelek örneği. Bakın mesela şöyle belli olmaya başladı. Örneğin şuradan. Şöyle. Bakın şuradan mesela başladık. İki, şimdi üçüncü örneğimizi açacağız. Tabii sizler dilediğiniz ipten, her zaman söylüyorum, yeleklik ipten, ister normalinden, ister simli, ister angora, hangisini seviyorsanız o ipten yapın. Tabii ilmekleri de fark ediyor izleyicilerim. İnce olduğu zaman tabii daha fazla ilmek atıyoruz. Kalın olduğu zaman daha az, daha çabuk örülüyor. Ben şu an 3 numara şiş kullanıyorum. Bu normal ip, böyle başladım. Şimdi yine devam ediyorum. Bir tane daha örneğimi göstermek istiyorum. Çok da sizlerin vaktinizi almak istemiyorum. Bakın şimdi hep aynı böyle başlıyoruz. 1 2 3 tane haroşa yapıyorum. Sonra bir doladım. Böyle ilmeğimi ben çevirtiyorum. Siz isterseniz çevirtmeyin. Böyle hemen ikisini bir topladım, doladım, tekrar 1 2 ördüm. Bakın böyle hemen iki ilmeğimi yine alıyorum, doluyorum tekrar. Burada yine 6 ilmeğim oluyor. Yine 1 2 3 tane haroşa ördüm. Sonra doladım. Tekrar buradan topluyorum. Doluyorum. 3 tane. Arada haroşa yapıyorum. Yani ters örgü. Böyle sıramın sonuna geliyorum. Arka yüzeyde dediğim gibi tersleri ters örüyorum, düzleri düz örüyorum. Şimdi örneğimin ikinci son sırası oluyor. İki sıra dediğim gibi. Şöyle hemen yine 3 taneyle başlıyorum. 3 haroşa yaptım. Şimdi bakın hemen dolamıyorum ikinci sıramda. Önce ilk sırada doladığımı ördüm. Sonra dolayıp topluyorum. Şimdi yine hemen ikisini topluyorum. Sonra doladım. Bir tanesini ördüm. Bakın şöyle, daha ayrıntılı olsun diye sizlere gösteriyorum. Tekrar 1 2 3 tane örüyorum haroşayı. Hemen yanındakini ördüm. Sonra bir doladım. Hemen ikisini bir alıyorum. Tekrar ikisini bir alıyorum ama bir tarafa doğru. Bir sağ bir sol alıyorum. Sonra doladım. Tekrar düz. 1
2, 3 tane arada hep 3'er tane aroşe yapıyorum sevgili izleyicilerim. Örneğimiz hep böyle devam edecek. Dediğim gibi sizler hangi ipten yaparsanız ona göre kendi yeleklerinizi ölçerek izleyicilerim. Bazen ben ilmek sayılarını veriyorum. Dediğim gibi küçük olabiliyor, büyük olabiliyor. Sonra da sökmenizi hiç istemiyorum. Bazı ipler zaten sökülmüyor. O yüzden siz biraz böyle ördükten sonra hem kendi yelek ve ırka vesaire ne yapacaksanız onları ölçün. Daha mantıklı, yani daha güzel oluyor. Bazen işte dediğim gibi el örgüsü de önemli. Bol veya sıkı örebiliyoruz. İlmek sayıları tutmamış olabiliyor. Üzülüyorum sonra da. Şimdi tekrar örneğimizi böyle kısaca anlatmak istiyorum. Hemen şu modelde başladım ben, 2 tane örnek izleyicilerim. Dediğim gibi sizler önce lastik yapıyorsunuz. Sonra örneğimizi başlıyoruz. Örneğimize başlarken önce bir tane düz alıyoruz. 3 aroşa. Sonra bir doluyoruz, 2 topluyoruz. Arada 2 tane örüyoruz. Tekrar 2 topluyorum. Bir doluyorum. 3 aroşa, öyle devam ediyor modelimiz. 9 ilmekten izleyicilerim. Şuradan başlarken 3 aroşa, 6 düz sayıyorum ama örneğe başladığımız için hemen düz yapmıyoruz. 6, 9 tane ilmekten oluşan bir yelek örneğimiz. Umarım anlaşılmıştır. Yine anlaşılmayan bir şey olursa yazarsınız kanalımıza. Yine sizlere anlatmaya çalışıyorum. Beni yurt içi, yurt dışı, Almanya, Amerika, Fransa, Azerbaycan, Avustralya, Hollanda, Hindistan, canım Türkiye'den izleyen sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için örneklerimi beğeniyormuşsunuz, yazıyorsunuz. Onlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere bir şeyler öğrettim demeyeyim ama faydalı olabildiysem çok seviniyorum kendi adıma. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim.